İzniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Güzel güneşli bir İzmir gününde tüm Türkiye'ye selam olsun. Bugün neredeyiz? Bugün Sasalı Kent Ormanı'nın hemen yanında İzmir'de uzun zamandır yapmak istediğim, sizin de özellikle merak ettiğiniz konulardan bir tanesi olan Carraro 121 Flexi D bisikletimin tur dönüşüm hikayesini anlatacağız. Ve üzerine hangi parçaları eklemişim, hep birlikte bunlara göz atacağız. Dönüşüme ilk olarak nereden başladım? Dönüşüme ilk olarak tabii ki turda biz neyi ararız arkadaşlar? Turda uzun saatler boyunca bisiklet üstünde oturarak yol alırız. Dolayısıyla konforumuz bir numaralı önceliğimizdir. Konforu bisiklette geliştirmek için ne yapıyoruz? Brooks Sele. Bu sele benim elimde daha önceden vardı. Aşağı yukarı 3-4 senedir ben bu Brooks B67 seleyi kullanıyorum. Dolayısıyla tura çıkmak istediğim için bu seleyi bu bisiklete taktım. İkinci etapta nereye geldik? İkinci etapta yine uzun turlarda elleriniz aynı pozisyonda, gidon üstünde aynı pozisyonda kaldığı için genelde ağrırlar, karpal tünel sendromu gibi çeşitli sorunlara yol açabilirler. Ben hem sevdiğim, hem geniş olduğu için, hem de konforlu olduğu için gidonumda ne tercih ettim? Gidonumda kelebek gidon tercih ettim. Burada bir parantez açalım, katlamasından bahsedelim. Kelebek gidonu taktığımızda katlamasında bir problem var mı? Hayır. Kelebek gidonu taktığımızda katlamasında çok bir problem olmuyor. Düz gidon, flat gidon gibi tamamen katlanmasa da Carraro'larda gidon dışarıya katlandığı için size bir problem yansıtmıyor. Burada katlayıp göstermeyeceğim çünkü maalesef gidon çantam var. Bunun üzerindeki click fix'i sökmem gerektiği için şu an size bunu katlayıp gösteremeyeceğim. Ama normalde bu takılı değilken katlamasında bir problem yaşamadım. Hatırlayacaksınız üzerine mekanik disk fren vardı ve önerilerde gelen videoda demiştim ki bu frenler bana göre yeterli, hiç değiştirmeye gerek yok. Evet, değiştirmeye gerçekten gerek yoktu. Ayarlarını düzgün yaptığınız şekilde mekanik disk frenler hidrolik gibi tutmasa da V frene göre bir tık daha iyi tuttuğu için kullanılabilirdi. Fakat benim elimde hidrolik olarak evde atıl duran Avit'in DB3 frenleri vardı. Dolayısıyla uzun turlarda bana daha güven hissiyatı vermesi için, yüklü halde bisikleti daha kolay durdurabilmesi için üzerine bu hidrolik disk frenleri taktım. Göbeklere gelelim. En önemli konulardan bir tanesi de göbekler arkadaşlar. Şimdi bu bisiklet 36 telli olarak örülmüş. Tekerlerimiz 36 telli. Bu ne demek? Dayanımı çok yüksek demek. Yani bu bisikleti eşek gibi yükleyebilirsiniz demek. Tabiri caizse sürçülisan ettiysem affola. Fakat göbeklerde bilyalı göbekler tercih edilmiş. Ben ucuza birçok kişi de hatırlayacaktır. Katlanır bisiklet insanları Facebook grubunda da paylaşmıştım. Ucuza ne buldum? Rulmanlı göbek buldum. Şimdi rulmanlı göbeklerin bana ne avantajı var? Bilyalı göbeklerle sürtünme daha yüksek, rulmanlı göbeklerle sürtünme daha düşük olduğu için bisikleti tek çevirmede rulmanlı göbekle çok daha fazla yol alabiliyorsunuz. Sürtünmesi az olduğu için tabii gidişinizi, enerjinizin tüketimini de azaltıyor ve bisikletinizin hızını bir tık daha yukarı arttırıyor. Dolayısıyla ben bu göbekleri satın aldım ve tekrardan bu bisikletin tekerlerini ördüm. Tur bisikletlerinde bir diğer önemli konu nedir? Yük taşıma kapasiteli. Şimdi benim yıllardır beni bilen insanlar, takipçilerim bilir. Benim bir ortlip setim vardır. Her bisiklet değiştirdiğimde ben bu ortlip setleri kaplumbağa gibi sırtımda oradan oraya taşırım. Bunda da aynısını yaptım. En son Fuji Touring'de kullanmıştım. Son gittiğim İzmir Yarımada turunda, şurada önerilerde geliyor, orada da kullandığım ortliplerim vardı. Arkaları yanlış hatırlamıyorsam 38-40'lıktı, önler de 25'likti. Şimdi burada ben ne yaptım arkadaşlar? Görüyorsunuz ekranda geldi. Turn Spartan bagajı ön tarafa, ön taşıma bagajını ön tarafa, ön tekerleğe monte ettim. Benim bisikletim V frenli olmadığı için bu kolayca monte edildi. Fakat V frenli bisikletlerde aparat takılması gerekiyor. Şimdi katlanır bisikletlerde şöyle bir olay var. Şimdi herkesin yaptığı hatalardan bir tanesi, diyorlar ki arka selesi Carraro 121'lerin yatık. Dolayısıyla arkayı yüklediğinizde bir anda önü havalanabilir. Hayır, arka selesi yatık fakat Dahonlara göre ön uzanma mesafesi daha kısa olduğu için böyle bir şey olmuyor. Lakin şuna dikkat etmek gerekiyor.
Her ne olursa olsun bisikletinizi katlanır bisikletlerde ağırlık merkeziniz daha yukarıda ve çok az daha geride olur. Bu bütün hepsinde aynı şekilde. Dolayısıyla arkayı çok yüklediğinizde düz yolda bir şey olmuyor ama yokuşta atıyorum mesela %10'un üzerindeki eğimlerde her ihtimale karşı bir anda önü havalanabiliyor. Özellikle düşük viteslerde pedala yüklenirseniz bir anda önü kaldırabiliyorsunuz. Dolayısıyla öne ağırlık takarak bunu dengelemeniz avantajınız olur. İşte ben de dostlar buradan hareketle 40'lık heybelerimi ön tarafa monte ettim. 25'lik heybelerimi arka tarafa monte ederek bisiklette bir denge sağlamaya çalıştım. Ha bir riski var. Öne çok ağırlık taktığınızda gidonun hareketi zorlaşacaktır. Bu bisiklet ufak tekerli bir bisiklet. Yukarıdan bir şey attı kuş üstüme. Ne oluyor dedim. Bu bisiklet ufak tekerli bir bisiklet. Buna dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki. Bir de bir probleme daha. Biraz fazla yere yakınlaşıyor heybelerde. Belki bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir bagaj değişikliği, özel bir bagaj yaptırabilirim. Eğer beğenmezsem, özel bir bagaj yaptırırsam da bunu yine bir video ile sizle paylaşırım. Hiç uzatmadan arka tarafımıza gelelim. Arka bagaja geldiğimizde ben arka bagajı aynı şekilde kullandım. Evet, bunlar üzerine takılıyor ama tabii burada da şöyle bir şey var. Ben normalde hatırlayacaksınız Dahon Ultimate Carrier'da bagajı kullanıyordum ve arasında bir boşluk vardı onun. Oraya kamp çantamı da, pardon özür dilerim, kamp sandalyemi de koyuyordum. Tam araya giriyordu. Bunda böyle bir şey yok maalesef. Burada kamp sandalyemi bağlamak zorundayım. Ben de bunu çok sevmiyorum. Dediğim gibi belki arkaya da ön arka bagaj setini değiştirebilirim. Değiştirsem de bunu sizinle zaten paylaşırım. Gelelim aktarım organlarına arkadaşlar. Şimdi bu bisiklette ne vardı? Önde 28, 38, 48. Arkada 14, 28 vidalı ruble olduğu için 14, 28 takabiliyordunuz. 11, 32 kaset rublelerde olduğu için takamıyordunuz. Bu yokuşlarda birazcık problem yaratabiliyordu. Çok dik yokuşlarda yük altında. Bunu da insanlar ne yapıyordu? Nasıl değiştiriyorlardı? Ön ayna kolu 22, 32, 44 veya 22, 32, 42 ayna kol takarak bunu değiştiriyorlardı. Bunu yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Neden yok? Şimdi bir ön ayna kolun fiyatı 150 lira. Fakat ön ayna kolu 22, 32, 42 veya 44 yaptırdığınızda son hızınız düşüyor. 48'i düşürmüş oluyorsunuz. Onun yerine ne yaparsınız? Arka tarafa 14, 34 bir mega range ruble taktığınızda ne oluyor arkadaşlar? 28'den 34'e sizin toplamda 6 diş artmış oluyor arka rubleniz. Ön tarafınız 28, 6 diş. 22 ruble yaptığınızda ön tarafı, özür dilerim, 22 ayna kol yaptığınızda ne oluyor? Yine vites oranınız 6 düşmüş oluyor. Dolayısıyla ön ayna kolu değiştirmekle arka rubleyi değiştirmek arasında hiçbir fark yok. Tek fark, ön ayna kolu değiştirmek için gidip safterik gibi 150 lira öderken arkada sadece rubleyi değiştirerek 55-60 lira gibi, hele ikinci el bulursanız 30-40 lira gibi bir maliyeti oluyor size. Gelelim son aksesuarlara. Şimdi tur bisikletlerinin olmazsa olmazlardan bir tanesi nedir? Aydınlatma. Tabii ki aydınlatma önemli bir konudur. Görüyorsunuz ekranda önde çok güzel pilli bir led lamba kullandım. Çok ucuz bir lambaydı bu. 29 lira mı 20 lira gibi bir fiyatı vardı. N11'den aldım. Linklerini bulduklarımın hepsini aşağıya ekleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Arka tarafa geçtiğimizde yine görüyorsunuz. Çamurluğun üzerinde şöyle sevimli bir arka lamba ekledim. Bu hem biraz böyle retro vintage tarzı bir hava kattı bisiklete. Hem de gece aydınlatma, gece görülme konusunda benim elimi rahatlattı. Bir de son olarak ne yaptım? Her zaman kullandığım yine benimle gelen çantalardan bir tanesi ön gidon çantam. Bunu ben yıllar önce Vaude Kuru Karakurum'un olması lazım. Yıllar önce 180 lira gibi fiyata almıştım. Şu an bu artık bu çantalardan üretilmiyor. Bunlar Clickfix bağlantılı. Ben bunu her tur bisikletimde kullandım. Yıllardır yani 4-5 senedir falan tepe tepe kullanıyorum. Hakikaten de sağlam bir çanta. İçinde özellikle mesela yolda elimin altında olması gereken şeyler, işte ilacım olsun, para çantam olsun gibi şeyleri hemen buradan alarak kullanıyorum. Size de ön gidon çantası tavsiye ederim mutlaka. Video ile ilgili kafanıza takılanları aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuyla karşınızda olacağım. Bu arada ben bu bisikletle Ekim'de bir tura çıkacağım. Benim kendime ait özel arkadaşlarımla ufak çevre yaptığım bir tur var. 3 günlük bir tur yapacağım. Orada da bu bisikletin drone görüntülerini de bol bol göreceksiniz zaten. Ama tabii onun yayınlanması bayağı bir zaman alacak. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Görüşmek üzere.